Mafre Genel Sigorta Bakış Programı'nı sunar. Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi yoğun, ekonominin gündemi yoğun. Malum iki tane bakan istifasını verdi. Biz bu programda bu yoğun gündem arasında bir ufak pencere açalım istedik size. Gerçi çok da gündemden kopmak istemiyoruz. Ama biraz daha farklı konulardan bahsetmek istiyoruz. Yine Türkiye'nin her zaman her daim gündeminde olan ve bundan sonra da her daim gündeminde olacak bir konudan enerjiden bahsedeceğiz. Çünkü malum hemen hemen her olayın arkasına bir baktığınızda enerji konusu çıkıyor. Enerjinin de farklı bir boyutunu yine gündeme getireceğiz. Bu önümüzdeki 20 dakika boyunca dediğimiz gibi bir ufak pencere açalım. Sizi bir başka gündeme götürelim istiyoruz. Stüdyomuzda Yaylara Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuh Celal Yayla bizlerle birlikte enerji konusunu kendisiyle konuşacağız. Malum enerji konusunda bir tarafta büyük şirketler, bir tarafta orta halli şirketler var. Dolayısıyla hemen hemen her konunun bir bakış açısını gündeme getirmekte fayda var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi bu hem enerji hem petrokimya birbiriyle çok bağlantılı konular. Bir ufak haber hazırlamış arkadaşlarımız. İsterseniz onu birlikte izleyelim. Ben de birkaç oradan bir bilgi sahibi olmuş olayım. Hem siz tabii daha bilgilisiniz de ben de biraz öğreneyim. Yani dersimize çalışacak ama bir parça da öğrenelim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Aynen. Efendim bir ufak haberimiz var. İzleyelim. Sonra Sayın Yayla ile sohbetimize başlayalım. Petrokimya Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden. Hemen hemen her sektörde kimyanın izlerini görmek mümkün. Plastik sektörü de petrokimyanın yılda 10 milyon ton üretim yapan en büyük alanlarından biri. Üretim için gerekli hammaddenin neredeyse %85'inin dışa bağımlı olduğu sektörde Türkiye, üretim kapasitesiyle Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi. Türk plastik sektörü bu yıl 9 ayda 8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat Irak, Rusya ve Almanya'ya gerçekleşti. Irak'a 444, Rusya'ya 187, Almanya'ya ise 183 milyon dolar ihracat yaptı. Plastik sektörüne yön veren firmalar, sektörün en önemli fuarı Plast Eurasia İstanbul 2013'te boy gösterdi. 23.sü düzenlenen fuarda 40 ülke ve 1100'e yakın firma yer aldı. Uluslararası arenada yeni müşterilere kendini tanıtma fırsatı bulan Türk plastik sektörü, bu yıl sonunda 33 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Efendim özetle petrokimya sektörünün durumu çok kısa bir özeti. Şimdi Yaylar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Celal Yayla ile biraz daha detaya girelim istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bildiğim kadarıyla petrokimyada biz Türkiye'de çok büyük sektörlerden biri. Gerçekten yani cirosal anlamda, her anlamda. Fakat ham madde açısından da yurt dışına, dünyaya çok bağımlı bir sektör. Bu biraz tezat değil mi? Ya bunu bana bir anlatsanıza. Nedir yani? Bu kadar bağımlılık ne? Şimdi şöyle söyleyebilirim Sayın Noyan Bey. Türkiye üretim açısından baktığımızda Avrupa'da dünya ikincisi olarak, kapasite olarak yaklaşık yıllık 10 milyon ton bir üretim kapasitesi mevcut. Türkiye'de plastik üzerine. Plastik sektörünün, plastik sanayinin şanssız olduğu bir husus bu ki üretim sadece hammadde üretimi petkim olarak yapılabiliyor. Evet. Petkim de bunun %15'ini, Türkiye'deki talebin %15'ine cevap verebiliyor kapasitesinden dolayı. Geri kalan %85'lik ham madde ihtiyacı yurt dışından ithalat yapılıyor. Mesela sizler nereden getiriyorsunuz? Vallahi her kıtadan gelebiliyor bu. Açık konuşmak gerekirse Avrupa olsun, Amerika olsun, Asya bile olsun, Kuzey Afrika. Bu gibi değişik yerlerden gelebiliyor. Tabii ki konjonktürün durumlara göre değişebiliyor bu. Avrupa tarafından euro olarak geliyor. Doğu bloklarından dolar olarak geliyor. Tabii ki burada etken unsurlar oluyor. Parite olsun, navlon süreci olsun, navlon bedeli olsun. Bunları kur etkiliyor. Herhalde. Mutlaka ki. Yani herhalde döviz bazında gelip Türkiye'de TL ile
TL cinsinden, Türk lirası cinsinden satılan bir ürün bu. Peki, %80'ini, yani Petkim %15'ini karşılıyor. %80'ini zaten yurt dışına ithal ediyoruz, getiriyorsunuz. Çok mu zor yatırımı? Ya şimdi biz Türkiye'de biliyorsunuz ya, son iki senedir neredeyse otomobil üretimini bile, yani artık devlet her şeye şu yatırımları bizde yap, üretimi bizde yapabilecek yatırımı yapın diyor. Çok mu zor? Ya kolay bir şey değil tabii ki bir petrokimya tesisi kurmak. Yaklaşık 5-6 senelik bir yapım aşamasından sonra kuruluyor. Yani maddi tarafına bakarsak bu da tabii ki kolay bir bütçe değil. Ama tabii ki ben şunu söylemek istiyorum buradan. Yani mevcut bir talep var. Evet. Burada arz sıkıntısı doğuyor. Bu arz sıkıntısını yani bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de yaklaşık 5 tane daha bir Petkim gibi bir kuruluş olsa ancak Türkiye'nin üretim şeyine cevap vermiş oluyor. Tabii ki zor ama karlı bir sektör. Üretimi Türkiye'de yapabilmek tekel olan bir şey şu an Petkim. Evet. Yani yapılsa bence çok iyi ve çok da başarılı, karlı bir tesis haline gelebilir ilave yapılacak olan tesisler. Peki biraz alt kırılımdan bahseder misiniz bana? Orayı da belirtiyorum. Şimdi biz petrokimya diyoruz. Hani izleyicilerimizle. Şimdi anası yani bu işin tepesi petrokimya. Biz altına hani plastik falan diye açılım yapıyoruz. Türkiye'de geniş bir spektrumda değil mi kullanılıyor? Yani şöyle söyleyebilirim. Plastik gerçek manada girmediği bir sektör olsun, bir sanayi alanı olsun yok denecek kadar az. Yani bunun inşaattan tutun turizme kadar, tekstile kadar, gıdaya kadar, ambalaja kadar, otomotiv, elektrik, elektronik sanayine kadar uzanabilen, yani hayatın her manasında olan ve kapsayan bir sektör plastik olarak. İhracat var mı? İhracat da var tabii. Mesela siz yapıyor musunuz? Siz daha çok iç piyasa. Ham madde olarak ihracat ben yapmıyorum firmalarım olarak ama mamul, direkt mamul ve dolaylı mamul dediğimiz, yani plastiği içine kapsayan bazı mamuller var. Bu denli bir ihracat söz konusu ve sıralamalarda da Türkiye bu konuda da üst sıralarda gözüküyor. Hatta çok enteresandır ki Almanya birinci sırada üretim olaraktan. Hı. Almanya'da ciddi boyutta Türkiye'nin ihracatı mevcut. Plastik mamul ve yarı mamul olarak nitelendirdiğimiz ürünlerde. İşin tüketici boyutuna bakalım. Şimdi ben ekonomi boyutuyla bakıyorum ama biraz sonra yine ekonomiye döneceğim. Oraları merak ettiğim alanlar çünkü yani ekonomi gazeteci olarak. Biz plastiğe hep kanserojen etkisi vardır, zararlıdır deriz. Şimdi siz bu işin içinden geliyorsunuz. Şimdi biz de izleyiciler, ev hanımları da izliyor. Hep kafada böyle bir kuşku vardır. Gerçekten böyle midir? Ben de merak ediyorum. 3 tane çocuğum var. İşte plastik tehlikeli falan diyoruz. Böyle mi? Ya ben şimdi plastik sektörünün içinde olduğum için yadırganmasını istemem ama. Kötüdür demezsiniz. Şöyle bir şey var. Tabii ki yani doğaya zararı yok denebilecek bir nesne yok. Çünkü doğanın dışına attığı bir nesne. Dolayısıyla kullanım aşamasında olsun, tüketim aşamasında olsun bir zarar veriyor. Ama şunu söyleyebilirim. Ambalaj olarak bunu baz alırsak, şu iddia da edebilirim ki istatistikler de bunu gösteriyor. Plastik olarak, ambalaj olarak kullanılan plastik en az zararlı bir materyal olarak gözüküyor. Bunun yanında doğaya en az zarar veren bir ürün olarak gözüküyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Plastik 150 ile 200 derece arasında eriyip mamule dönüşebilen bir ürün. Hı hı. Ama bunun yanında camı baz alırsak cam 1000 derece ve üzeriyle mamul hale gelebiliyor. Yani alüminyumu baz alırsak keza 800-1000 derece aralığında. Yani buradan da bir payda çıkarabiliriz kendimize ki ısıl işlemi daha çok gören bir şey. Doğal olarak soğuma aşamasında, tüketim aşamasında, üretim aşamasındaki tüketimleri su olabilir, teknik ürünler olabilir daha fazla. Ama plastiğin içine kabul ettiği bir yan bir ürün yok. Direkt makinede ısı gördükten sonra şekillendirme işlemine zaten geçiyor. Zaten ihracat yapıldığı için yani hani biz... Şöyle belki biraz da rahatlatabiliriz kendimizi. Yani ihracat yapıldığı için dünyanın büyük ülkelerine zaten zararlı olan bir malın Avrupa ülkeleri ihracatına da yani buradan çıkışına da izin vermez yani işin doğrusu, hayatın gerçeği. Ne kadarlık bir pazar petrokimya toplam?
Ne kadarlık bir pazar? Pazar toplam, yani toplam pazarın hacmini ne kadardır? Yani üretim kapasitesi, olarak yaklaşık 10 milyon ton gibi bir üretim kapasitesi mevcut. Bunun %15'ini petkim olarak baz alırsak yaklaşık 1,5 milyon ton kadarı petkimden sağlanan bir ürün. Nur Bey çok gençsiniz ya. Genç girdiniz işe galiba. Artık bizim yeni nesil Noyan genç. Noyan Bey, plastik benim baba mesleğimdi. Bir nevi babadan devraldığımız bir meslekti. Tabii ki küçük yaşlardan beri sektörün içinde olduk. Bir nevi mektepte değil, alaylı diye tabir edilen... Bunlar o. Genelde zaten bu işler böyle değil mi? Yani bu işin mekteplisi değilse alaylısı Türkiye'de. Ben yani. De tanıdığım birçok kişi de öyle. Şimdi... Kur en önemli bizim biliyorsunuz Türkiye'deki konu, dolardı, kurdu, şuydu. Siz de zaten bu işlerle çok haşır neşir bir durumdasınız. Yüksek olması mı avantajdır size göre, yoksa asıl stabil olması mı avantajdır? Yani mutlaka stabil olması avantajdır. Çünkü döviz bazında geldiği için bunun belli bir navlon süresi oluyor. Bugün en erken mal komşu ülkelerimizden gelse 15-20 günü buluyor ki Türkiye hudutlarında millileşmesi. Buradaki stabil olmayan dövizdeki artı ve eksi hareketler kar ve zarar olarak değişebiliyor. Hı hı. Biz ithalat yapan konumda kar ederken üretimde ham madde bekleyen sanayi kuruluşları zarar etmiş oluyor. Ya da tam tersini düşünün, biz zarar ederken üretimde bekleyen ham maddeci kar etmiş oluyor. Ama stabil olması daha önemli. Yurt dışında yatırımlar var mı? Şimdi benim, çünkü bildiğim kadarıyla sizin şirket birçok alanda faaliyet gösteriyor. Petrokimyada çok ağır bir yatırımınız var. Hani yayına girmeden önce de konuştuk. Yurt dışında yatırım var mı? Yurt dışında gene plastikle bağımlı olarak bir su tesisimiz mevcut bizim. Gene grubun içindeki gıda firmamız orada. Bir yabancı firmayla ortaklığı var. İsmini söylememin bir sakıncası yok herhalde. Mata Water Company. Diye bir şirkete, direkt bizim gıda şirketimiz ortak. Yani burada ne yapıyoruz derseniz, burada su şişesi ve dolumu olarak entegre çalışan bir tesis mevcut. 50 bin metrekare açık alan üzerinde 30 bin metrekare kapalısı bulunan bir tesis. Yani bunlar yan yana bir tesis. Burada PET şişe diye tabir ettiğimiz şişe üretimi yapılıp, hemen yanındaki dolum fabrikasına geçiyor ve doluyor. Su, menba suyu buradaki. Su burada ozonlanıp bir gün dinlenmeye bırakıldıktan sonra direkt doluma geçiyor. Böyle bir yatırımımız mevcut. Yine plastik işiyle alakalı orada şirketimiz mevcut yurt dışında. Direkt import export yaptığımız bir şirketimiz mevcut. Malum biliyorsunuz Dubai'nin ticaretteki avantajlarından dolayı yurt dışında bazı alımlarımızı buradan direkt Türkiye'ye getirmeden yurt dışına satma imkanlarımız mevcut oluyor. Bazı ihaleler oluyor yurt dışı petrokimya tesislerinde. Onlara giriyorsunuz değil mi? Tabii ki giriyoruz. Yurt dışındaki firmamız olarak giriyoruz. Şimdi ilginç olan konulardan bir tanesi de şu. Mesela şimdi yılı bitiriyoruz. 2013'ü bitiriyoruz artık. 2014'e giriyoruz. Mesela size de son dönemde gelen konuklara genelde soruyorum. 2014'ü nasıl görüyorsunuz hem ekonomik anlamda? Hem sizin 2014'teki yatırımlarınız zaten yatırımlar ekonomiyle bağlantılı olduğu için bir anlamda seçim yılı var, şu var, bu var. Nedir sizin öngörünüz? Ya Noyan Bey, şimdi bu tabii ki bu seçim süresi olsun. Dünyadaki bir küresel bir krizin oluşu ister istemez piyasaları dolaylı olarak etkiliyor. Bu plastik sektörünü de etkiliyor. Yalnız ben şunu söyleyebilirim ki 2008'deki malum bilinen krizde mesela plastik sektörü her yıl bir %10 ile %15 arası büyüme yönde bir ivme göstermiştir. Geçmiş yıllardaki veriler bunu veriyor. 2009'da ne oldu derseniz mesela 2009'daki büyüme oranı durup yatay seyir olarak geçiş olduydu. Ama mevcut seçim süreci olsun, dünyada kriz olsun, inşallah etkilemez diyoruz ama
En kötüsü yatay seyir olsun evet. da bir geri gelmesin tabii, tabii, diye tabii. ümit ediyoruz. Yatırım planlıyor musunuz kafanızda? Yatırım 2014'te inşaat yönünde belli inşaat projelerimiz var. Onları değerlendiriyoruz. İnşaat da son zamanların en gözde besteği zaten. Yani. Şey arkadaşlar yayın sırasına girmeden, yayına girmeden bu şeyi gösterdiler. Haberde fuar işini gösterdiler. Bu ambalaj fuarları, plastik fuarları bunlar çok yaygındır Türkiye'de. Ben de çok eskiden bir kere Almanya'dakine gittiğimi hatırlıyorum. Yine bir gazeteci bunu götürmüş. Evet. Onlar. Bunlar Türkiye'nin açılımı açısından önemli değil mi? Burada mı bitiyor bütün iş? Ya bütün iş burada mı bitiyor derken şimdi fuarlar ekonominin nabzını gösteren evet. bir görsel alanlar. Tabii ki bunun faydası oluyor. Olmuyor denmesi mümkün değil. Ama plastiğin de genel kapsamına bakıldığında bu fuarlarda gerçek olarak bir iş evet bitiyor. Burada da bitiyor. Yaklaşık 40 ülke geçen ay olan Plast Euro Asya 2013 fuarına katıldı. 1100 kadar yanılmıyorsam katılımcı mevcuttu fuarda. Tabii ki düşünün ki bireysel olarak münferiden tek tek gezmek yerine 1100 tane bir firma, katılımcı firmayla görüşme imkanınız oluyor. Ben şunu söyleyebilirim. Fuar süreleri bence kısa burada. Hmm. Yani bunu söylemek mümkün değil. Genelde 3-4 gün yaparlar. Yani 3 günde bu fuar bitiyor. Zaten Perşembe-Pazar arası organizasyon şirketi bunu düzenliyor. Perşembe fuar kurulumdu şeydi diyene kadar öğlen oluyor zaten. Perşembe günü dolayısıyla bir şey olmuyor. Geriye 3 gün kalıyor. 1100 tane firmayı da 3 günde nasıl ziyaret edebilirsiniz? Mesela yurt dışındaki fuarları katıldığınız için çok, bilirsiniz. Çok uzundur yani. Onlar. Zaman olarak imkanı evet. oluyor. Yani bir seri bir şekilde dolaşmanız gerekiyor bu fuarı 1100 tane firmayı. 3 gün 24 saatten baz alsak ki fuar evet, sabah 10'da açılıp akşam 7'de kapanıyor. Ne kadar firmaya yeterli siz görüşmesi olur? Siz yurt dışındaki fuarları da takip ediyorsunuz değil mi? Mutlaka. Mesela orada merak ediyorum. Gezdiğinizde, şimdi zaten işiniz geziyorsunuzdur. Orada gezdiğinizde şunu söylediğiniz ya Türkiye'nin yani bizdeki üretim, çünkü aynı zamanda üretim de yaptığınız için zaten dünyayla mukayese ediyorsunuz, görüyorsunuz oradaki şeyleri. Bir farklılık görüyor musunuz, şey yapıyor musunuz, yakalıyor musunuz? Yani, ya biz şurada geriyiz ya da ya biz de bayağı ileriyiz aslında. Ben şunu söylemek istiyorum. Plastik sektörü Türkiye'de çok genç bir sektör. 55-60 senelik bir mazisi olan bir sektör. Ve yani benim yaşım gereği tabii ki 55 sene öncesini bilmiyorum ama biraz kulaktan dolum olsun. Biraz da antikalaşmış tesisleri ziyaret ederekten bunlar göz önüne geliyor. Yani Türkiye'nin geldiği noktada bir insan gücüyle üretim olan bir sektörken plastik sektörü bugün robotlarla uzaktan kumanda makinelerle şey yapılıyor, üretim yapılıyor. Geldiği nokta itibariyle güzel bir nokta bu. Tabii ki bunun sonu yok. Teknoloji her adım attığında bu Türkiye'ye de yansıyor ve Türkiye'deki sanayiciler gerçekten bu fuarları takip ederekten bu teknolojileri kendi tesislerine empoze ediyorlar. Yani gözlemlerimiz bunu doğrulttu. Peki o ölçüde eleman var mı? Yani bir husus da bu aslında. Var mı asıl? Plastik sektörünün şanssız olduğu bir husus da bu. Kalifiye eleman sıkıntısı gerçekten çok fazla mevcut sektörde. Ama tabii ki bunun nedeni ne derseniz plastik üzerine yeterli derecede meslek okulu yok. Yok değil mi? Meslek okulu yok. Yok yani 4 tane şu an mevcut da var. 2 tanesi bütün plastikçilerin bağlı olup kurdukları bir vakfımız mevcut bizim PAGEV diye. Bu vakıfın kendi imkanlarıyla ve topladığı yardımlarla yapılan, gelirleriyle yapılan bir Gebze'de, bir de Halkalı'da bir meslek okulu mevcut. Gene İstanbul'da Bayrampaşa'da İnönü Meslek Lisesi'nde, bu da bireysel şahsi çabalarımızla zorlayaraktan bir plastik meslek okulu açıldı. Bir tane de Adapazarı'nda il milli eğitime ricalarımızla, ısrarlarımızla açılmış bir okul var. Yani Türkiye genelinde bir 4 tane harici bir okul yok. Burada biraz daha zorlayıp Türkiye genelinde siz yayacaksınız. Çünkü bu işin lokomotifi olmuşsunuz. Yani mutlaka tabii gerekiyor. Ki. Peki, Nuh Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Başarılar da diliyorum. Ederim. Genç bir kişisiniz. Teşekkür ederim. Önünüz açık olsun inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim bakış programının sonuna geldik. Cumartesi günü saat 17.00'da yani saat 5'te tekrar huzurlarınızda olacağız. Görüşmek üzere.
Mafre Genel Sigorta Bakış Programı'nı sundu.